Serdar Bey merhaba. Merhaba. Ramazan Bey merhaba. Merhabalar. Hoş geldiniz programımıza öncelikle. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyoruz. Hoş bulduk efendim. Bizler bugün gündem özel izleyicilerinin karşısına Karatay Konya'dan Star Stop'la bağlanıyoruz. Sizleri biraz tanımak ve tanıtmak amacıyla, burada yaptığımız hizmetlerden de bahsetmek amacıyla ben sohbetimizin ilk sorusuna geçmek istiyorum. Öncelikle sizleri tanımak istiyoruz. Seyircilerimizi tanıştırmak adına öncelikle sizden başlayalım. Serdar Bey kimdir? Kaç yıldır bu sektördedir? Lütfen alalım. Serdar Çift'e 20 yıldır bu sektördeyim. 14 yıldır bu işi Konya'da yapıyoruz. Yine aynı Star Stop adıyla yapıyoruz. Evet. 2007'den bu yana yapıyoruz. Sanıyoruz ki Ramazan Bey de sizin aslında çok çok öncelerden biri yanınızda yetişen bir isim. Evet. Sizi de alalım Ramazan Bey. Ramazan Gökçepınar. Çıraklığımız burada geçti ustamla beraber. Hala buradayız yani şu anda. Yaklaşık 13 yıl olmuş sizin için de. Evet. Çıraklığını yaptığımız dükkanın şu an Serdar Bey'in ortağı olmak kaydıyla hizmetimizi veriyoruz. Doğru değil mi? Evet, doğrudur. Harika. Biraz içeride yaptığımız hizmetleri, verdiğimiz hizmetleri bahsedelim istiyorum seyircimize. Kapıdan içeriye bir müşterimiz girdiği zaman Star Stop'tan hangi hizmetleri talep edebiliyor? Far tamiri, stop tamiri, ikinci el far, stop, stop camları. Satışları da var aynı zamanda. Evet. Stop camları ile ilgili yeni bir üretime girmek üzeresiniz. Onlardan kısaca bahsetmenizi isteyeceğim. Yani yeni bir süreçteyiz şu an. Kalıplarını yapıyoruz. Yan sanayi niteliğinde. Orijinal ölçülerinde. Harika. Şu an için elimizde az çeşitler var galiba. 7-8 çeşidimiz var ama zamanla artacak diyebilir miyiz bunları? Evet. Gün gün artıyor. Harika. O zaman sizi ilerleyen zamanlarda yine stop cam imalatında belki daha güzel yerlerde göreceğiz gibi düşünüyorum İnşallah, ben. İnşallah. Ramazan Bey sizden alalım bir de. Şunu merak ediyorum. Biz müşterilerimize karşı hizmet verirken yıllardır ustamızdan da öğrendiğimiz kadarıyla hizmet verirken veya işçilikte veya müşterilerimizle olan iletişimde Star Stop olarak işletmemizin dikkat ettiği kırmızı çizgiler nelerdi? Neye önem verdik bu süreçte? En önemlisi güler yüz her zaman için önemlidir yani. Hı hı. Bu kaliteli hizmet, biraz daha özen müşteriye göre. Temiz işçilik. Aynen, temiz işçilik. Kaliteli hizmet, dürüstlük, samimiyet tabii bunlar da çok önemli. Zaten bazı bahsettiğimiz etkenler sıralanınca müşteri memnuniyeti otomatik olarak sağlanmış oluyor. Biz de yıllarca, uzun yıllar ayakta sağlıklı bir şekilde durabiliyoruz. Eklemek istediğiniz bir şey var mı işletmemizin kırmızı çizgilerine? Yani kaliteli ürün, orijinal ürün. Farlar, stopların su alma riski biraz fazla oluyor tamiratlarda özellikle. Ona dikkat ediyoruz. Su almaması bizim için en büyük etken. Harika. Peki şöyle bir soru sormak istiyorum. Tabii ki de işimiz far, tamiri, stop, tamiri vesaire ama biz en nihayetinde teknolojiyle uğraşsak da, otomotivle alakalı olsak da insanla iş yapıyoruz. Tabii. Bazen bazı sıkıntılar çıkabiliyor işin içinde insan olduğu zaman. Bu ihtimaller hep var. Bir sıkıntı, şikayete olumsuz bir yorum aldığımız zaman biz müşterimizle aramızdaki bu sorunu, bu iletişim sürecini nasıl çözüyoruz işletme olarak? Yani iki tarafta anlaşırsa oluyor şey olarak. En kötü para iadesi yapıyoruz yani olmadığı sürece. Tekrar yeni elimizde o ürünün sağlamı varsa tekrar onu gönderiyoruz. Camlar da özellikle gönderdiğimizde kırılıyor kargoda. Cam olduğu için hemen hiç şey yapmadan, tekrar hemen hiçbir ücret talep etmeden yenisini gönderiyoruz. Aslında bu camların kırılma olayı da sizden de karşı taraftan kaynaklanan tamamen aradaki yoldaki süreç. Ama yine onun bile arkasında durup işimize tekrardan sarılıyoruz gibi anlıyorum. Yani dediğimiz gibi müşteri memnuniyeti her yani şeyden onların memnuniyeti yani. Bizim için önemli yani. Sonuçta her iki tarafta bir şeyleri yapmaya çalışıyor. Evet. Yardımcı oluyoruz birbirimize. Bir sıkıntı olduğunda onu en kısa zamanda çözüyoruz diyoruz. Tabii. Belki para ihalesine kadar gidebiliyor ama ürünü, hizmeti güzel bir noktalayana kadar o sürecin peşindeyiz diyoruz. Evet. Peki, hedeflerimizden bahsedelim mi birazcık? Yani şu, ilerleyen yıllarda ya da belki 2021'in sonuna doğru biz Star Stop'un bünyesine bu hizmetleri katmak, eklemek istiyoruz ya da belki çalışan sayımızı artırmak istiyoruz ya da işte daha büyük bir yere geçmek istiyoruz ama bazı kafamızda kendimizle ilgili gelişmeler, değişmeler, projeler olacak dediğiniz şeyler var mı? Yani özellikle yer problemimiz var. O yüzden yeni sanayiyi bekliyoruz. Oralarda Konya Büyükşehir Belediyesi yapıyor zaten. Aynen sağ olsunlar. Yeni güzel bir proje. Konya için de güzel olacak. Evet. Orayı bekliyoruz. Oraya hazırlanıyoruz. Şu an çeşidimizi çoğaltıyoruz. Orada daha güzel
İşletmemizin daha, yeri o zaman ilerleyen zamanlarda tabii istediğimiz evet, gibi olursa her şey yer nasipse değişecek, daha büyüyecek İnşallah. Diyebiliriz. Bu da güzel bir gelişme ve hedef diye düşünüyorum. Farklarımızdan bahsetmek istiyorum. Tabii ki sektörde sizin gibi hizmet veren farklı isimlerde yerler var. Tabii ki herkes işinin ekmeğinin peşinde ama yine de bazı yerlerin müşteriler tarafından tercih edilme sebepleri oluyor. Gidip onlardan hizmet almak istedikleri, bazen kalitesi bazen hoş sohbeti fark etmeksizin. Sizin müşterilerinizin sizi tercih etme sebebi ne? Sizi bir adım öne çıkaran pozitif özellikleriniz nedir mesela? Özellikle tabii dürüstlük, iletişim, sonra çekirdekten yetişmiş olma bir el becerisi. Tabii. Hemen hemen her çeşit malzemeyi tamir etme kabiliyeti. O da müşteriyi bize doğru çekiyor. Evet, bu yüzden de tercih ediliyoruz diyebiliriz evet, o halde. Güzel. Tabii ki sektörde uzun yıllar geçirmek, bahsettiğimiz 20 yıllar, 13 yıllar tercih edilmeyle ilgili ve deneyimle ilgili önemli süreler. O yüzden bu büyük rakamları seyircimize bir kez daha ben söylüyorum. Farklarımızdan bahsettikten sonra sizin yaptığınız bu hizmetler aslında sadece bulunduğunuz yerle ve bölgeyle sınırlı değil bildiğimiz kadarıyla. Hizmet ağımıza nereye kadar ulaşabiliyoruz? Bizden talep veya sipariş olduğu zaman nerelere kadar ürünlerimizi, hizmetlerimizi ulaştırabiliyoruz? Seyircilerimize bir daha paylaşmanızı istiyorum. Türkiye'nin her yerine gönderebiliyoruz ya, yani oralarda müşterileri bize ulaştığı sürece yardımlarını yapıyoruz yani. Güzel, far stop hakkında aynı evet, tüm ara sırada yurt dışından da telefonlar alıyoruz yani. Güzel, yurt dışında da var yani. Star Stop adı ve hizmeti başka yerlere evet, de yayılmış. Tabii ki internet mecrasında çok bilindiğimiz, herkes tarafından bilinen sitelerde de yine varlığınız var, online sitelerde. Evet. Onun haricinde kargo ile sizden istenildiği zaman siz Türkiye'nin her yerine ulaşım evet, sağlattırabiliyorsunuz diyebiliriz doğru, o halde. Tabii ki daha çok temel müşterilerimiz burada Konya halkı olabilir. Peki bu verdiğimiz stop ve far tamiri hizmetini tüm araçlara verebiliyor muyuz? Bunun kriteri var mıdır? Otomobil sektöründe bütün araçlara hizmet verebiliriz. Harika, bunu da eklemiş olduk. Çok kısa bir soruyla daha devam edeceğim. Biz bu ülkece ve dünyaca belli bir dönemin içindeyiz. Yaklaşık bir süredir koronadan olan işte kısıtlamalarımız var, yaptırımlarımız, yasaklarımız var. Hafta sonu bazen açamıyoruz, çalışamıyoruz işletmelerimizde. Bu dönemde Star Stop nasıl bir dönem atlattı? İşlerinde durgunluk veya bir sıkıntı yaşandı mı? Korona bizi nasıl etkiledi? Yani eleman sayımız azaldı. Çalışma saatlerimiz kısıtlandı. Hı hı. Cumartesi günleri kapalıyız. Evet, tabii ki artık önemli bir gündü cumartesi. Evet, yani çok önemli. Için. Özellikle sanayide olan evet, işletmeler için cumartesi çok önemli ve kilit bir gündü. Artık o tüm Türkiye olarak zaten zor bir süreçten geçiyoruz yani dünya olarak. Evet. İnşallah üstesinden geleceğiz yani. İnşallah tabii ki. En büyük temennimiz kısa süre içinde bu dönemin son bulması. Ama biz de bu dönemlerde olumludan ziyade daha çok olumsuz etkilendik diyebiliriz sanırım. Korona bizi etkilemiş. Evet. Hem evet, kısıtlamalar hem gün yasakları gibi. Peki bu bahsettiğiniz başarı bir tesadüf değil. Az önceki sıkıntılarımızı da zaten ekip konusunda yaşadığımızı söylemiştik. Şu an Star Stop'un hizmet verdiği, burası için alın teri döküp sizinle birlikte çalışan ekibi kaç kişiden oluşuyor Serdar Bey? 8-9 kişi. 8-9 kişilik evet, bir ekiple hizmet veriyoruz. Evet. Bu aynı zamanda bu işletmenin 8-9 kişi aynı anda istihdam sağlayabilecek büyüklükte bir firma olduğunu ve tabii ki elemanlarını ve işçi gücünü temelden yetiştirip çekirdekten işi mutfağından gelen iş güçleri yaratmaya da çalışıyorsunuz işi burada öğreterek. Kemik kadro olmak üzere 5 kişi evet, genel olacak şekilde yoğunluğa göre sayı artarsa maksimum 10 kişiye kadar ulaşabiliyor sayımız. Evet, size ulaşmak isteyen izleyenlerimiz için biz adresinizi de merak ediyoruz. Nasıl bulacaklar sizi? Eski Sanayi Çarşısı, Fatih Mahallesi, Kayacı Sokak, No 5. Harika. Şu an için ekran altında görecekleri iletişim numaralarından da sizlere yine 7/24 ulaşım sağlayabilirler diyoruz. Tabii, her zaman. Bir telefon kadar uzağındasınız çünkü herkesin tüm Türkiye'de var hizmetimiz istendiği sürece. Çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgileri. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun. Verdiğiniz cevaplarla yaptığınız hizmeti anlatıp seyircimize geçirmeye çalıştık ama siz de bitirmeden önce son sözleri size bırakmak istiyorum. Elbette şu an izleyenlerimizi unutmayalım. Müşterilerimize, ekip arkadaşlarımıza neler söylemek istersiniz? Herkese iş hayatında başarılar dilerim. Kaliteli hizmet, güler yüz için Star Stop diyorum. Harika, çok güzel. Biz bu zamana kadar verdiğiniz kaliteli hizmeti aynı şekilde devam ettirmek için buradayız. Kapımız herkese açık. Gelsinler Star Stop farkını burada kendileri görsünler dediniz. Evet, doğrudur. Farklı programlarda görüşmek üzere diyorum Serdar Bey, Ramazan Bey. İnşallah, kendinize iyi inşallah, bakın. Hoşça kalın. Sağ olun. Sağ olun.